geçecektir. Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz her şeyden önce. Bugün yeni bir yola çıkıyoruz hep birlikte. Bildiğiniz gibi yasa gereği elbette asgari ücretin saptanması için her yılın başında komitenin, komisyonun toplanması gerekiyor. Bu çerçevede biz de bakanlık olarak yapmış olduğunuz açıklamalar ve bizim de zaten programımızda olan bir konuydu. Bu süreci başlatma kararı aldık. Elbette asgari ücret konusu önemli bir konudur. Bizim üzerine hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Bu konuya yaklaşırken ölçülebilir kriterlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılmış olan asgari ücret toplantılarındaki yaklaşımın ötesinde özellikle yasanın öngördüğü içeriğin gündemde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla elbette hem çalışan kesimin mutlu olabileceği bir düzeni sağlayabilmek hem de işveren kesiminin bunu taşıyabileceği bir kapasiteyi ortaya koyabilmek adına karşılıklı bir diyalog sürecine gireceğiz. İnanıyorum ki verimli bir süreç olacaktır. Bu karşılıklı olarak yapıcı bir şekilde ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen asgari ücret konusuna el birliğiyle çözüm üreteceğiz. Elbette bu konuda alacağımız kararlar ya da üreteceğimiz yaklaşımlar sadece bu masanın konusu olmayacak. Hükümetin de konusu olacaktır. Dolayısıyla hükümetten gelen arkadaşlarımız var, temsilcilerimiz vardır, memurlarımız vardır. Onlar aracılığıyla da ilgili bakan arkadaşlarımızla da, bakanlar kuruluyla da istişare ederek olabilecek en iyi noktayı yakalamak benim hedefimdir. Onu öncelikle söyleyeyim. Dolayısıyla zaten Kıbrıslı Türkler olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Birbirimize anlayış gösterme sorumluluğumuz vardır. Hepimiz aynı noktadayız. Ülkemizin gelişmesini istiyoruz. Ülkemizin ekonomik olarak daha da iyi noktalarda olmasını istiyoruz. Ülkemize yatırımların gelmesini ve artmasını istiyoruz. Ülkemizde çalışma hayatının, iş sağlığı ve güvenliğinin çok daha iyi noktalarda olmasını istiyoruz. Ama bilmemiz gerekir ki bu küçük toplumda birbirimizle çatışmak yerine el ele vererek ortak aklı yaratabilme kapasitemiz de mevcuttur. Dolayısıyla bundan önce benim herhangi bir deneyimim olmadı malum bu toplantılarla ilgili ama bugün buraya oturmuşken bu ön değerlendirmeyi yapmak istedim ki genel olarak vizyonumuzun ne olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla hem işveren kesimin çalışan kesimi dikkate alması zaruridir hem de çalışan işçi temsilcilerinin işverenin içinde bulunduğu durumu öngörmesi zaruridir. Bu zaruriyetten hareketle biz de tavrımızı ve koordinasyonumuzu bu vizyon üzerinden şekillendireceğiz. Benim genel olarak söyleyeceğim budur. Elbette ihtiyaç olursa ilerleyen zaman içerisinde yine konuşuruz, karşılıklı olarak değerlendirmelerimizi yapacağız, kamuoyuna da bilgi vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Arzu ederseniz sizler de bu açılış toplantısında birkaç bir şey söyleyin lütfen. Buyurun. Sayın Bakanım, önce sizin bakanlığınızın size hayırlı olmasın. Tabii. Böyle birazcık yaklaşın yanıma demek istiyorum. Değerli üyeler, basınımızın değerli temsilcileri, Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bu konu yılın başında gündemimize gelmiştir. Biz geçmişte olduğu gibi yine olumlu tavrımızı sergileyeceğiz burada. Ülkemizin ekonomik şartlarını da ortaya koyacağız. Bu ülkenin refah ülkesi olması için hepimizin el birliğiyle adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın da bu konuda ifadelerinden oldukça olumlu etkilendiğimizi ifade etmek isterim. Bu ülkede hepimizin refah içinde yaşamasını, dıştan gelen çalışanların da refah içinde yaşamasını, bu ülkenin huzur, güven ve refah ülkesi olması için el birliğiyle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de herhangi bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak ekonomik verilere bakarak adım atmak gerekiyor. Milli gelirin durumuna bakmak gerekiyor. İş hayatının önünün açılması gerekiyor.
Ülkemizde maalesef biliyorsunuz iş hayatı pamuk ipliğine bağlı sıkıntılar içerisinde sürdürülmektedir. Biz bunu her toplantıda ve her platformda dile getiriyoruz. Bize işçi sendikaları da destek veriyor bu konuda. Ancak uygulamada bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. İş hayatının önünün açılmasını ve milli gelirin artması için adımların rahat atılabilmesini bekliyoruz. Kısa bir süre önce ihtiyaç sandığı olarak bir iş insanımızı ziyarete gittik ve bir yatırımını 10 yıl uğraşarak iznini alabildiğini gördük. Aslında bunu her iş insanımız yaşamaktadır arkadaşlar. Bunların çözümü halinde iş hayatının rahatlayacağını, ücretlerin bu şekilde milli gelirin artmasıyla daha rahat yükselebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede olaylara böyle bakarsak çok daha iyi günlere, çok daha kısa sürede ulaşırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, öncelikle şunu söylemek isterim. Bugün geç kalmış bir toplantı yapıyoruz aslında. 2016'nın asgari ücreti Aralık bir önceki yıl Aralık ayında belirlenmiş 1 Ocak ayında inmesi en doğru adım olur diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu böyle gerçekleşir. Ve yeni yıla girilirken asgari ücretin ne olacağı belirlemek girilmiş olur. Biz bu masada her zaman işçinin emeğiyle kazandığı ücretin ailesinin insanca yaşatabileceği bir düzeyde olması için bir mücadele içerisinde olduk. Bunu yaparken de resmi verilerin ötesinde ekonominin de kaldırabileceği yükü dikkate alarak hep belli rakamlarına sahiptik. Bundan sonraki süreçte bu böyle olacak. Ancak bugün gördüğümüz o ki devlet kurumları yine görevini yerine getirmedi. Çünkü asgari ücret yasasına baktığımız zaman esas zeminin devlet planlama örgütünün açıklayacağı geçim indeksi rakamı olduğunu görürsünüz. Bugün biz bu masaya otururken yine geçim indeksi rakamı açıklanmaya çalışıyoruz. Geçen yıl yetkili ağızlara aldığımız cevap aile bütçe anketinin Ekim 2015'te tamamlanacağı ve akabinde de bu rakamların açıklanabileceği şeklindeydi. Ancak bu anket tamamlandı ama geçim indeksi rakamı hala da ortalarda yok. Bundan dolayı bu yılda asgari ücret yine zeminsiz tartışmaları bulacağız. Ama bazı şeyleri söylemekte yarar var. Ekonomik verilere baktığımız zaman görülenle rakamlar aynı şeyi söylemedik. Devlet planlama örgütü verilerine baktığınız zaman 2014'te ekonomimizin 4.8 büyüdüğünü görürsünüz. Ama iş adamlarımıza sorduğumuz zaman ekonominin geriye gittiğini söylediler size. Bu bir tezat mı? Önce buna da bakmak gerekecek. Diğer taraftan ekonominin düzeltilmesinde ücretler üzerinden çözüm aranması da doğru bir yaklaşım değildir. Bunu söylemek istiyorum. Ekonomide aşılması gereken çok bariyer ve atılması gereken çok adım var bugün için. Bu en azından iş adamlarının ucuz finansmana erişmesi, bürokratik engellerin minimuma indirilmesi ve diğer taraftan pazar yaratılmasında devletin katkı koyması diye kısaca özetlenebilir. Bu adımlar atılırken biz yürüyüş olarak destek olmaya her zaman hazır olduğumuzu hep ifade ettik. Ama bunun ücretler noktasında çalışanın emeğiyle geçinmesini, insanca yaşamasını engelleyecek düzeyde olmasına onay vermeyeceğimizi de ifade ettik. Bunu buradan yeniden belirtmek isterim. İnşallah bu masa sonuca ulaştığı zaman kamu vicdanını rahatlatan ve insanlarımızın evine ekmeği götürürken filenin geçmişte olduğu gibi yeterince dolu şekilde doldurabileceğimiz bir ücreti belirleyerek bir sonuç alırız. Bu dileklerle toplantının hayırlı geçeceğine olan inancımı belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi ben bir kısa bir kaç bir şey söyleyip o şekilde basını rica edelim.
Şimdi tabii değerli arkadaşlar, bakınız, ülkemizin içinde bulunduğu durumun sürdürülemezliği açıktır. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Bu değerli ülkenin gelişmesini ve bu değerli ülkede gelir adaletinin sağlanmasını, bu değerli ülkede eşitliğin sağlanmasını, bu değerli ülkede daha fazla demokrasinin yerleşmesini istiyorsak, bir defa yeni düşünce şekillerine ve yeni arayışlara açık olmamız gerekir. Bugüne kadar sürdürülen yaklaşımların, bugüne kadar var olan tavırların ve bugüne kadar bizim geldiğimiz noktanın iyi bir nokta olmadığını düşünüyorum. Yani 21. yüzyıla girdiğimiz bir dönemde, 2016'ya geldiğimiz bir dönemde bizim bu ülkenin tüm kaynaklarını çok iyi bir şekilde kullanıp yönetebilecek noktada olmamız gerekir. Bizim kaybedecek zamanımız kalmamıştır ülke olarak. İnsanlar olarak kaybedecek bir zamanımız kalmamıştır. Dolayısıyla ben kendi bakanlığımla ilgili olarak şunu öncelikle söylemek istiyorum. Herhangi bir iş adamının veyahut herhangi bir vatandaşın herhangi bir sorunu 10 yıl bekleyemez. 1 yılda bekleyemez. 6 ayda bekleyemez. Eğer herhangi bir kişinin, iş adamının herhangi bir dosyası ilgili bakanlığımızda gecikiyorsa bunun sorumlu adresi benim. Ve lütfen bu vatandaş, bu kişi bana dosyasıyla birlikte gelsin. Ve desin ki, bakın Sayın Bakan desin, dosyamı ben işte 2 ay önce verdim, bana yasal olduğu halde, yasal mevzuata uygun olduğu halde bürokratik nedenlerle veyahut keyfiyetle veyahut başka bir sebeple dosyamı ileri götürmüyordu. Bunun sorumlusu siyaset kurumudur arkadaşlar. Ve lütfen buradan topluma çağrı yapıyorum. Bu şekilde sıkıntısı olan sadece iş adamı değil, vatandaşımız da olabilir. Kapım açıktır, tümü bana gelsin. Ama gelenler şunu bilecek. Bu ülkede bir hukuk sistemi vardır ve biz hukuk sistemi içerisinde hareket etmek zorundayız. Hukuk sisteminin dışında olası herhangi bir talep tarafımızdan karşılanamaz. Bu çerçevede eğer herhangi bir engelleme varsa bunun gereğini yapacak olan kişi bizik. Bunu açık bir şekilde taahhüt ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve ilgili tüm kesimleri de buraya daha fazla çalışmaya davet ediyorum. Hız çağında yaşıyoruz. Küreselleşme çağında yaşıyoruz. Kamu olarak bizim vatandaşa adil, eşit, etkin ve süratli hizmet verme sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğu yaparken sendikalar da aynı şekilde bize destek olacak. Aynı şekilde işveren kesimi de destek olacak. Aynı şekilde biz de bu sorumluluğun bilinciyle her gün bu masaya oturacağız. Dolayısıyla bir süreden beri özellikle son dönemde artan yatırım talepleri karşısında gelen gecikmelere dair eleştirilerin tümünü ben üzerime almaya hazırım. Herkesin benim kapımı çalmasını memnuniyetle beklediğimi burada ifade etmek isterim. Elbette bu ülkede yaşayan bir ailenin çağdaş yaşam standartları çerçevesinde yaşaması bir işverenin de sorunudur. Sorunu olması gerekir. Yani evine fileyi dolu götürmesi sadece çalışan kesimin temsilcilerin sorunu değil, olmaması gerekir. Aynı zamanda her gün birbirimizin yüzüne baktığımız bu küçük toplumda işveren kesiminde aynı sorumluluğu taşıması gerekir. Ve aynı şekilde ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına iş kesiminin, sermaye kesiminin içinde bulunduğu sıkıntıları aşma yönünde adım atmak benim de çalışan kesim temsilcilerinin de sorumluluğu olması gerekir. Bugün eğer bu vizyonla olaya bakarsak çıkarlarımızın evet maksimize edilmesini istiyoruz ama bunun tutsağı da olmamamız gerekir. Çıkarlarımızın tutsağı eğer olmazsak bence gerçekten başarılı bir çalışma bu masada yapılır. Dolayısıyla evet biraz geciktik. Neden geciktik? Yakup Bey haklıdır. Biraz geciktik. Neden geciktik? Çünkü Eylül'de belirlendi en son.
Bir de ben biliyorsunuz 3 ay önce bakan oldum. Onun getirdiği bir, benden kaynaklanan bir konu söz konusudur. Dolayısıyla bugün masaya oturduk. Niyetimizi ortaya koyduk. Bugün var olan asgari ücret kabul edilebilir bir düzeyde değildir. Dolayısıyla konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi ölçülebilir kriterlerin olması lazım. Bu ölçülebilir kriterler elbette devlet planlama örgütünün yapacağı hani halkı araştırması üzerine konuşulabilir. Başka bağlamlarda da konuşulabilir. Bir çalışma ortamı oluşturacağız, bir takım olacağız burada ve en iyi şekilde bu insanlarımızın beklentilerini karşılayacak adımı atacağız. Ve inanıyorum ki ben hükümetimiz de, Sayın Başbakanımız da bizim burada koyacağımız ortak iradeye destek olacaklardır. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Basına da ayrıca teşekkürler.